Arkadaşlar merhaba, Sizler Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte OLED display ekran incelemesi yapacağız. Bildiğiniz gibi görüntüler artık daha çok kaliteleşmeye başladı. Sizler de artık LCD panel 8 bit ekrandan sıkıldıysanız, daha da canlı olmasını istiyorsanız artık güncelleme yapmanın zamanı gelmiştir. Şimdi de projemize geçelim. İyi seyirler. Kullanacağımız OLED ekranımız, ekranda gördüğünüz gibi SDA ve SLC pinlerini kullanan bir 128-64 inç boyutunda bir OLED display ekranımız. SDA ve SCL pinlerini kullanıyor. Yani bir karece pinlerini kullanacak. Dilerseniz bağlantıları şu şekilde sizlere yapayım. Arduino Nano kullanacağım ve 4 tane jumper kablo kullanacağım. Bağlantılarımız oldukça basit arkadaşlar. VCC'ye 5 volt, GND'ye bağladık. EDA pinimizi analog 4'e, SCL pinimizi de analog 5'e bağlantısını yaptık. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden yazılım kısmına geçelim. Sizlerle birlikte yazılımını inceleyelim. Bazı kütüphanelere ihtiyacımız var. Bunun için yapmamız gerekenler, paneleri yönet kısmına geliyoruz. Bunlardan bir tanesi Adafruit GFX. Evet, gördüğünüz gibi ben de kurulu. Sizler için yeni versiyonunu tekrardan kurmak istiyorum. Buradan kur diyerek şu an kurulum işlemi başladı. Evet, ikinci olarak da yine Adafruit'in SSD 1306 kütüphanesini sistemimize ekliyorum. Evet, kütüphaneleri ekledikten sonra aşağıdaki linklerden bulabileceğiniz vermiş olduğum bu kodu dahil ediyoruz. Peki bu kod ne işe yarayacak? Bildiğiniz gibi daha önceki projelerimizi yaptığımız gibi LCD panelimizde IKRC pinlerini kullandığımız zaman IKRC adresleri oluyordu. Bu adresleri bulmamız gerekiyor. Tekrardan bu kodu dahil ederek sistemimize göndermem gerekiyor. Kodu gönderdikten sonra seri port ekranımı açarak şimdi LCD panelimizin adresini öğrenmeye çalışacağız. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bazı karakterler çıktı. Bu karakterlerin hata sebebi bound genişliğimiz 9600'de. Burada serial bilginde 115200 bandında. Onun için 115200 bandını alarak tekrardan sistemi yeniden başlatmam gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an adresimiz bulundu. 0x3C adresinde olduğunu söyledi. Bu adresi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra şimdi yapmam gereken örnekler kısmından daha önce de sistemimize dahil ettiğimiz kütüphanemize ulaşıyorum. Buradan kütüphaneye ulaştıktan sonra burada gördüğünüz gibi adresiniz eğer bu adresli aynı değil, burada düzeltmeniz gerekiyor. Benim şu an 0x3C olduğu için değiştirmem gerekmeyecek. Şimdi kodu gönderiyorum. Evet, sistemimizi kodu gönderdik ve gördüğünüz gibi display ekranımız çalışmaya başladı. Ve kullanabileceğimiz özel karakterleri de göstermeye başladı. Gördüğünüz gibi kullanabileceğimiz çok sayıda fonksiyonumuz mevcut. Bu fonksiyonlar da bu şekilde bizlere tanıtımını yapıyor. Sizler de bu animasyonlardan bazılarını beğendiyseniz ya da sizler de sistemimize dahil etmek istiyorsanız gördüğünüz gibi burada bazı fonksiyonlarımız mevcut. Bu fonksiyonlarımızı sizler de kendi kodunuza dahil ederek sisteminizde test edebilirsiniz. Şimdi basitçe bu fonksiyonlarla ilgili görüntü almak istiyorsak kodlarımızı hızlıca sizlerle birlikte ekleyelim.
İlk önce kütüphanelerimizi dahil ettik. Ardından setup kısmında display ekranımızı başlattık. x3c bizim adresimizdi. Bu adresi buraya girdim. 3d olabilir. Loop kısmında ise burada da set text size'da yazımın boyutunu belirledim. Yazı olacağını söyledim renginin. Ve set cursor'da 0. satır ve 0. satırda başlayacağını söyledim. Buradan altını da print line'da Cesarduino'ya yazdırdım. Alt satıra geçtim ve alt satırın 16 satırından başlaması gerektiğini söyledim. Oraya da abone ol yazısı yazdırdım ve display.display ile de ekran çıktısını başlatmış oldum. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi Cesarduino abone ol yazısı çıktı. Eğer sizler de kendi logonuzu yüklemek istiyorsanız ya da başka görsel eklemek istiyorsanız açıklama kısmında vermiş olduğum linkini tıklayarak buradaki logonuzu yükleyebilirsiniz. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra Generator Code butonuna tıklayarak düzenlemelerin hex dosyalarını verecektir. Bu hex dosyalarını Arduino IDE üzerinden sistemimize dahil ediyoruz. Bu sayede sizler de kendi resimlerinizi ya da logolarınızı sisteme dahil ederek daha göz alıcı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir projenin sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını yine cesarduino.com adresinde bulabilirsiniz. Kafanıza takılan tüm sorunları aşağıdaki yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Başka projeler, videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğensiniz, aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.